Bunu Yok hocam. Yani konum atarsanız aslında Gıda takviyeleri özellikle son yıllarda e, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi sonucunda, beslenme tarzlarındaki değişiklikler sonucunda bazı e, <laughs> maddeleri, e, işte bunlar ne olabiliyor, doğal olabiliyor e, veya doğal bitkilerden ekstrakt edilmiş olan maddeler olabiliyor, mineraller olabiliyor, yağlar, lipitler olabiliyor. Bunları e, takviye e, gıda olarak insanlar almayı e, tercih ediyorlar. Çünkü kendilerini daha zinde, daha enerjik hissetmek istiyorlar. E, bunu da e, yaşam tarzları gereğince e, aldıkları besinlerle e, sağlayamadıkları inancındalar. Araştırmalara bakıldığında Türkiye'de e, gıda takviyelerinin pazarı e, 2011 yılında 360 milyon lira iken 2020'de ise 900 milyon lira gibi bir rakama ulaşmakta. Bilinçsiz gıda takviyesi oluşturup piyasaya sürme gibi. biz de bu şeyden, bu noktadan yola çıkarak özellikle bu alana bir katkı sağlamak istedik. Nedir bu katkı? Katkımız şöyle, daha bilimsel verilere dayalı bir ürün ortaya çıkararak insanlara bu konuda, bu geniş piyasası olan bu konuda daha yararlı olabilmeyi düşündük. Bu amaçla Sakarya Üniversitesi Teknokent'te bulunan şirketimiz bünyesinde bir araştırma faaliyetine girdik. Yaklaşık bir yıllık bir literatür araştırması sonucunda özellikle vücudun savunma mekanizması yani immün sistem üzerinde etkili olabilecek bir maddeleri araştırma yoluna gittik. Çünkü insanların kendilerini daha zinde, daha enerjik hissetmeleri için bu tip maddelere çok daha fazla yönelim var. Ama tabi burada dikkat edilmesi gereken nokta her maddeyi bu konuda kullanmama gibi bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu amaçla bir yıldan fazla bir çalışma sonucunda Zerdepol adında bir ürün ortaya koyduk. Bunların kontrolünü sağlayan, ruhsatlandıran Tarım Bakanlığı'na müracaat ederek bu marka adında altında bir ruhsat başvurusunda bulduk ve ruhsatımız kabul edildi. Ve ürünü piyasaya hazır hale getirdik. Ürünün içerisinde dört tane bileşen var veya bileşik var. Bu bileşenler dediğim gibi tamamen bilimsel e, verilerden elde edilmiş sonuçlara göre bir araya getirilmişler. Gerçekten e, kendimiz kullandığımızda e, normal hayatımızda kendimizi çok daha zinde, çok daha enerjik e, hissediyoruz. Bunu kullanmayı e, isteyen arkadaşlarımızdan da aynı tepkiyi aldık. Herhangi bir e, yan etkisinin olmadığını e, gördük ve. E, Böyle bir ürünü üretmekle, piyasaya sürmekle de insanlığa, insanlara çok daha faydalı olduğumuz düşüncesindeyiz. Kurkumin ile ilgili 2019 yılında yapılan bilimsel çalışma bizi daha da heyecanlandırdı. Nedir? Özellikle işte mücadele ettiğimiz, yoğun bir şekilde insanları etkileyen COVID-19 virüsüyle ilgili yapılan çalışmada işte hücreye bağlanışının proteinlere virüsün bağlanışını ve bunları bağlayan, oluşturan enzimleri ciddi bir şekilde inhibe ettiği yayınlarda bu yayında belirtilmekte. Bu da bize tabii ki ayrı bir heyecan katmakta. Ama tabii ki bunu bir ilaç olarak değerlendiremediğimiz için, böyle bir şey söyleyemediğimiz için yani bir ilaç olması için çok daha fazla çalışmaya çok daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç olduğu için bir etkisinden şu anda bahsetmemiz mümkün değil. Bu bilgilerin eşiğinden şu sonucu çıkarabiliriz. İşte bu oluşturduğumuz karışımın işte insanın daha zinde hissetmesi, daha enerjik hissetmesi ben farklı olarak bir de tabii ki vücudumuza girecek olan virüslere, bakterilere karşı vücudumuzun da savunmasının daha güçlü olacağı anlamına da geliyor.